Şimdi Hakkari alanı aslında insan hakları ihlalleri açısından gerçekten çok kötü bir durumda. Hakkari ülkenin bana göre kendi fikrim ve genelde İnsan Hakları Derneği'nin almış olduğu veriler ve bu verilerin çıkardığı sonuca göre şu an Türkiye'nin en sıkıntılı bölgelerinden biri. Bizim önce yaşadığımız coğrafyada aslına bakarsanız sorunun içinde de kendini belli ettiği üzere en büyük sıkıntımız şu ki bir olay gerçekleştiği sırada eğer bir hak ihlaline bağlı bir kurşun, bir işkence, bir zırhlı araç çarpmasıyla işlenmiş bir olay varsa bu olayın ortaya çıkmasından çok ortaya çıkartılması hukuki yönleriyle, gerçek yönleriyle ortaya çıkartılması gereğinden çok bunun üzerini nasıl kapatırım, bunu nasıl tamamen farklı bir yöne çekerim emsalları oluşturulduğu için bir cezasızlık politikası ve bir zırhla korundukları için maalesef son dönemde bundan kuvvet alan kolluk kuvveti özellikle pervasızca davranmaya daha çok fazla devam ediyor. Dediğiniz gibi aslında bundan veriler de kendini belli ediyor. 2008, 2009, 2010 yıllarına kadar belki dediğiniz gibi tek tük olaylarla karşılaşılmasına rağmen 2008 yılından sonrasında 4'ü çocuk 15 kişi sadece Cölemek coğrafyasının içinde çeşitli hak ihlallerine uğrayarak yaşamını yitirmiş. Bunların içinde zırhlı araç çarpmasına bağlı 2 tane çocuğumuz, ya 2 tane çocuk diyorum ben, bunlar 16 yaşından küçük çocuk yaşamını yitirmiş. Şimdi baktığımız zaman bu duruma, bunların düzeltilmesi için ne yapabiliriz argümanı aslında ortaya çıkması gerekiyor. Çünkü ortada pervasızca bir durum var. Ben istediğim suçu işlerim. Lakin kolluk kuvveti olduğum zaman bundan hiçbir türlü ceza almam fikriyatı çıktığı için ortaya maalesef bu olaylar birer birer üzerleri kapatılıyor. Bu sadece çocuk genelinde de değil. Kürdistan bölgesinde en azından 96 tane olay gerçekleştirilmiş. 54 kişi ağır yaralanmış. 44 kişi hayatını kaybetmiş. Bu 44 kişi için açılmış bir soruşturma, kovuşturma veya dava hiçbirinde gerçek anlamda bir ceza verilmedi. Yine bir cezasızlık politikası devreye giriyor. Aslında düşündükleri tam olarak şu. Bir kişinin aklanmasını sağlamazsak sanki gerisi gelirmiş gibi düşündükleri için bütün pislikleri örtme dertleri. Tek mevzumuz bu. Aslında bizim savaştığımız zihniyet bu. İnsan Hakları Derneği Hakkari Şubesi bu verilerle Ahmet Şube üzerinden çok büyük bir araştırma yaptı ve son 20 yılda hayatını kaybeden insanlarımızı tek tek, şu an internette de mevcut, tek tek isim isim yazdı ve bunun karşılığında açılmış davalardan sonuçları yazmak istedi. Lakin bununla ilgili herhangi bir veri yok. Çünkü sonuçlanmış, en azından gerçek adalet topuzu karşısında, bunun karşısında yargılanıp da bir ceza almış hiçbir kolluk kuvveti yok. Yani 30 yıldır süre gelen bir cezasızlık politikası var. Bunu Türkiye'nin neresinde, Kürdistan bölgesinin dışında neresinde yaşanırsa yaşansın bütün Türkiye ayağa kalkardı. Bütün Türkiye ayağa kalkar. Belki de bir çocuğun, özellikle Eren Bülbül olayında katledilen Eren Bülbül'ün cenazesine bu kadar fütursuzca bir siyasi malzeme haline getirenler, bir çocuk olduğunu unutup siyasi malzeme haline getirenler maalesef bugün Vedat II. Dosyasında belki de çok daha acı bir olayla karşılaşmasına rağmen hiç kimse sesini çıkartmıyor. Bizim buradaki tek düsturumuz budur. Çocuk çocuktur. Çocukların da hakları vardır ve bu haklarla ilgili eğer biz çocukları ayırır, orada başka, burada başka bir söylem içine girersek zaten cezasızlık politikası, yani bu konunun başlığı olan cezasızlık politikası zaten her zaman sürecektir. Benim bugün İzmir'de katledilen bir çocuğa üzülüyorsam, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de zırhlı aracın çarptığı Erdem bebeğe de herkesin aynı şekilde tepki vermesi gerekiyor. Yoksa cezasızlık sistemi her zaman devam edecek. Biz hak ihlalleriyle ilgilenen insanlar olarak özellikle Cölemek bölgesinde gerçekten gerçekten çok büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Burada yargılananlar askerler değil. Gidip hak ihlallerinin karşısına durmak isteyen avukatlar yargılanıyor. İşte bizim karşılaştığımız sorunlar ya da mücadele ettiğimiz sorunlar bu kadar büyük. Bugün
Burada herhangi bir hak ihlaliyle ilgili olarak kapıya çıktığınız anda, 3 kişi yan yana çıktığınız anda gözaltına alınırsınız. Sokağa çıkamıyoruz. Biz olması gerekenleri insanlara anlatmak için sokağa çıktığımız anda gözaltına alınıyoruz. Bunun bir izahatı olması lazım. Tamamen düşüncemek. Bunun bir izahatı olması lazım. Onlarca insan, onlarca insanımız, gencimiz, yaşlımız katledildi. Ve bunlar dediğim gibi zırhlı araç çarpmasıyla, polis kurşunuyla, asker kurşunuyla, işkenceyle, sınır hattında ticaret yapmaya uğraşan insanlarımız katledildi. Ama bunun karşılığında ne ailelere, ne bizlere, ne de bir başkasına izahatı olabilecek herhangi bir cümle söylenilmedi. Geldiğimiz noktada eğer ki cezasızlık politikası yine aynı şekilde tüm karşı durmalara rağmen bu kadar fütursuzca olmaya devam ederse maalesef yeni ölümlere de çok büyük gebedir bu cölemek. Kürdistan bölgesinde bu olayların bir daha yaşanmaması için bütün benliğimizle mücadele etmeye hazırız. Lakin hukukun tam olarak işletilmesini talep etmek de en temel hakkımızdır bizim. Dediğim gibi Kürdistan özelinde cölemek gerçekten çok kötü bir durumda. Şu an maalesef hiç kimsenin, bakın siyasi görüşü ne olursa olsun, hiç kimsenin yaşama dair bir güveni yok. Güvenliği yok. Yarın burada her ne görüşten olursanız olun, bir hız yapan bir zırhlı aracın altında kalırsanız mutlaka ama mutlaka sonunuz takipsizlikle sonuçlanacak. Eğer bugün çocuklarınızla beraber bir sınır hattında dolaşmaya çıkarsanız ve bir asker kurşunuyla öldürülürseniz, bu şahıs PKK'li sandım, onun için ateş ettim der. Anlatmaya çalıştığı şey bu olur ve kendini bu işin içinden çıkartmaya çalışır. Ve bir cezasızlık duvarı örer. Hakkari'de, Cölemek'te, Yüksekova'da bugün çocukların yaşam hakları sınırlı. Eğer Türkiye bir sosyal devlet olma iddiası içindeyse çocukların yaşam hakkını mutlaka ama mutlaka her ortamda savunması gerekir. Cölemek'te olarak kendi şahsım adına da bugün kapının önüne çıktığımda bir kurşunla öldürülmeyeceğimin hiçbir garantisi yoktur.